Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5 Eylül 2021 tarihinde yaptığı bursluluk sınavının 5. sınıf sorularını çözeceğiz. 5. sınıf matematik sorularını çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Birinci ve ikinci sorumuz karşımızda. Birinci sorumuzda ee, okunuşu. 805 milyon, 40 bin 102 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. 805 milyonu bulmamız lazım. Bu 850 milyon olmadı. 850 milyon olmadı. 805, 805 tamam. Ee, 40 bin, 40 bin, 40 bin ikisine de aynı. 102. Burada 120 demiş. Burada 102 demiş. O yüzden cevabımız denizli. İkinci soruya baktığımızda da burada bir işlem vermiş. Bu işlemin sonucu kaçtır demiş. İşlem önceliğine göre arkadaşlar öncelikle üslü ifadenin değeri bulunur. 2'nin 3. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 yapar. Yani burası 8. Sonra parantez içindeki işlem yapılır. Yani 8'den 3 çıktı. 8'den 3 çıkınca şu parantez içindeki işlemin sonucu 5 olur. Sonra da 40'ı 5'e bölmemiz gerekir. 40 bölü 5, 8 yapar. Cevap Denizli. Üçüncü sorumuzda tanılayıcı dallandırılmış ağaç diyagramında ifade doğru ise D yönündeki ok, yanlış ise Y yönündeki ok takip edilir. Yani şöyle doğru yanlış şeklinde ilerliyor. Verilen tanılayıcı dallandırılmış ağaç diyagramı ifadelerin doğru ve yanlışlığına göre takip edildiğinde üçüncü adımdaki kutuda yazan üslü ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Üçüncü adımdaki kutuda yazan üslü ifadenin değeri. Yani buradan ilerlediğimiz zaman hangi sonuca çıkarız diye soruyor. Şimdi burada e, 2425 artı 3648. Bunları toplayalım bakalım. 2425, 3648 topladığımız zaman 5, 8 daha 13 elde var. 1, 6, 7, Burası 10. On, onun 0 elde var. 1. 2'ye verdik. 3. 3 de bu. 6. 6073 e, olacak. Ama bu 6063 demiş. O yüzden biz şuradan gitmemiz lazım. Yanlış çünkü cevap. Devam edersek e, burada ne var? 8475'ten 2598'i çıkarmamız gerekiyor. 5'ten 8 çıkmaz. 15'ten 8 çıktı. Burası 6 kaldı. Burası 15 oldu. 15'ten 8 çıktı 7. 6'dan 9 çıkmaz. Bir onluk aldık. Burası 16 oldu. Burası 3 oldu. 16'dan 9 çıktı 7 kaldı. 3'ten 5 çıkmaz. Bir onluk aldık. 13 oldu burası. Burası 7 oldu. 13'ten 5 çıktı 8. 7'den de 2 çıktı 5. Yani bu ifade bu sonuç doğru. O yüzden şuradan gelmemiz lazım. Cevabımız da 3'ün karesi. Yani 3 çarpı 3 eşittir. 9 cevap Ceyhan. Dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü sorumuzda görseldeki 3 raflı dolabın her rafına 10'ar tane klasör dizilerek her klasörün üzerine bir doğal sayı yazılmıştır. 8, 9, 10, 11 diye devam etmiş. 18'den 27'ye, 28'den 37'ye devam etmiş. Bu dolaptan Harun ve Volkan birer klasör almıştır. Harun'un aldığı klasörün üzerinde yazan sayı bir doğal sayının karesidir. Bir doğal sayının karesi demek ne demek arkadaşlar? İşte mesela 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 3 kare 3, 9 mesela şu olabilir. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi zaten 49 ama bu grupta yok. Volkan'ın aldığı klasörün üzerinde yazan sayı ise bir doğal sayının küpüdür. Yani mesela 1'in küpü 1, 2'nin küpü 8. Şimdi Volkan'ınkileri de yuvarlak için alalım. 3'ün küpü 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27 yapar. 4'ün küpü 4 kere 4, 16, 16 kere 4, 64 yapar. Ama o bu grupta değil. Yani Volkan'ın alabileceği 2 tane değer var. Harun ve Volkan'ın bu dolaptan aldıkları klasörlerin üzerinde yazan sayıların toplamı bir doğal sayının karesine eşit olduğuna göre bu toplam aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakalım kaçla kaç olabilir. Mesela 25 olabilir mi? 25 olabilmesi için 8 ve neyi toplayacağız? 8 ile 16'yı toplasak 24 yapar, 25'e ulaşamayız. 8 ile 9'u toplasak zaten 17 yapar, 8 ile 25 zaten geçer, o yüzden bu olmadı. 36'ya bakalım. 36 zaten e, 8 ile e, 16'yı toplarsak o 24 oluyordu. 8 ile 25'i toplarsak e, 33 oluyor. O da yine yetmedi. 8 ile 36'yı toplarsak bu sefer 40'lara çıkıyor. E, şöyle yapalım. Bu e, Volkan 27'yi almış olursa 27 e, Harun da 9'u almış olursa 27 9 daha 36 yapar. Yani 36'ya ulaşabiliyoruz. O yüzden cevabımız bursa. Diğerlerine baktığımız zaman mesela bu 36'ya almış olsa bu 27'ye almış olsa 63 yapıyor. 64'e ulaşamadı. Bu 36'yı bu 8'i almış olsa o zaman 44 yapıyor. 49'a da ulaşamadı. Dolayısıyla bunlar da olmuyor. Cevabımız bursa oluyor. Beşinci sorumuza geldik. Verilen kalanlı bölme işleminde yıldız ve kare birer rakamdır. Buna göre yıldız artık kare işleminin sonucunun alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada bununla bunu çarpmamız lazım. 10 35'i çarparsak 350. Normalde 350 olsaydı bu sayı tam olarak bölünür. Burada da 0 kalırdı. Ama tam olarak bölünememiş e, bir kalan var diyor. Kalanlı bölme işlemi. Dolayısıyla buraya bir e, sayı yazacağız. Yani ne, hangi sayıları yazabiliriz? Buraya birden, birden, 1, 2, 3, 4 diye nereye kadar? 35'e kadar, hatta 35 yazamayız. E, 34'e kadar buraya sayılar yazmamız gerekiyor. Bunlardan e, biz nasıl bir sayı yerleştirirsek buraya şu ifadelerin toplamı yani yıldız ve e, karenin toplamı en büyük değer alır. Şimdi bunlar birer rakamsa bunların 9-9 şeklinde 9'a 9 şeklinde, 9 9 şeklinde e, olmaları benim için alabileceği en büyük değer olur. Peki 9'a 9 yapabilir miyiz biz bunu? E, 350 Buradaki sayı 350 idi. 350 bu 9 9 olursa 399 olur. 399 350'ye e, 34 eklersek 399'a ulaşamayız. 384'e kadar ulaşabiliyoruz. En fazla. Şöyle 350'ye 34'ü e ekleyelim. 384'e kadar ulaşabiliyoruz en fazla. Şimdi e, 384 84 hani 8 ile 4'ün toplamı 12 yapıyor. Yani şuna kadar ulaşabildik. Buna ulaşamadık. Buna ulaşabildiğimiz için şunu da eleyebiliriz artık. Peki 16'ya ulaşabiliyor muyuz? 16'ya nasıl ulaşırız? Ulaşabilir miyiz? 16 mesela neyle neyin toplamı? 8'de 8 ile 8'in toplamı. Ama 384'e kadar ulaşabildiğimiz için 388'i burada oluşturamayız. Başkan eğleneğin toplamı 7 ile 9'un toplamı. Peki 7 ile 9 yapabilir miyiz bunları? Mesela şunu yıldızı 7 yapsam, kareyi 9 yapsam olur mu? O zaman yıldızı 7, kareyi 9 yapsam 379 olur. 379. Peki ee, 350'ye 350'yi 379 yapabilmek için ne eklememiz gerekiyor? 350'yi bundan çıkarırsak 9, 2, 29 eklememiz gerekiyor. Peki kalan 29 olabilir mi? 1'den 34'e kadar bulunan bu sayılar olabileceği için kalan 29 olabilir. Zaten baktığınız zaman 30 ile 350'yi çarp şey 10 ile 35'i çarp 350. 9'dan 0 çıktı. 9, 7'den 5 çıktı. 2, 3'ten 3 çıktı. 0. Bakın 29 kalanını veriyor. Dolayısıyla 7 ve 9 kullanabiliriz. 7 ile 9'un toplamı da bize 16'yı verir. Cevabımız Bursa. 6. sorumuzda verilen şekil örüntüsü devam ettirildiğinde bu örüntünün 13. adımında kaç tane mavi boyalı dörtgen olur diyor. Bunu örüntü nasıl? Önce ona bir bakalım. Birinci adımında bir tane beyaz. ikinci adımında bir beyaz, bir mavi. Üçüncü adım bir beyaz, bir mavi, bir beyaz şeklinde. Yani beyaz, mavi, beyaz, mavi şeklinde ee, ilerliyor. ilerliyor. 13. adımında kaç tane mavi boyalı dörtgen olur? Bu gibi sorularda e ee, hemen şey yapabilirsiniz. Yani adım sayısı yakın olduğu için direkt sayarak yapabilirsiniz. Buraya 5. adımda, 5. adımda beyaz gelecek. 6. adımda mavi gelecek. Şöyle 7 8 9 10 11 12 13 şeklinde yazarsak beyaz, mavi, beyaz, mavi, beyaz, mavi, beyaz, mavi, beyaz yapabilirsiniz. Kaç tane Boyalı dörtgen olur diyor. Ne olacak? 13. Adımda baktığımız zaman şuradan itibaren tabi artı arta gittiği için 4. Adımda 2 tane mavi vardı. 6. adıma geldiğimizde bir tane daha ekleniyor. 3 mavi. 8'de 4 mavi. 10'da 5 mavi. 12'de 6 mavi. Yani toplamda 13. adıma gelene kadar 6 tane mavi eklemiş oluyoruz. Yani şu 5. adım tabi sadece bundan oluşmuyor. Şunun üstüne bir tane beyaz ekliyoruz. 6. adımda buraya kadar olanların üstüne bir tane mavi ekliyoruz. Ee, bu şekilde eklene eklene gidiyor. Dolayısıyla toplamda şimdi 4. adımda zaten 2 tane mavi vardı. 3, 4, 5, 6 tane mavi eklemiş oluyoruz. Yani cevabımız Ceyhan. Yedinci sorumuzda bir mağaza bir tanesinin satış fiyatı 150 lira olan gömleklerden 780 tane sattıktan sonra bu gömleklerden her birinin satış fiyatında indirim yapmıştır. İndirimden sonra bu gömleklerden 500 tane daha satan mağazanın elde ettiği toplam geliri 177 bin liradır. Buna göre gömleklerden bir tanesinin indirimli fiyatı kaç liradır diye sormuş. Şimdi burada önce 780 tane e, gömleği 150 liradan satınca kaç para elde ediyor. Onu bulmamız gerekiyor. 780 ile 150'yi çarpıyoruz. Şu sıfırları ilk etapta görmeyelim. Direkt 78 ile 15'i çarpar gibi çarpalım. 5 kere 8 40 elde var. 4 5 kere 7 35. 4'te elde 30 9 1 kere 8 8 1 kere 7 7 toplayalım. 0 9 8 daha 17 elde var. 1 10 11 Şimdi burada görmediğimiz şu iki sıfırı da daha sonra buraya ekliyoruz. Yani ne oldu? 117 bin lira. Bizim toplam gelirimiz 177 bin liraydı. 177 bin liradan bu 117 bin lirayı çıkarırsak burada çıkaracak olan sonuç 7'den 7 çıktı 0. 7'den 1 çıktı 6. 0. Yani 60 bin lira sonradan yapılan şu indirimli gömleklerin satışından elde ediliyor. 500 tane indirimli gömlek satılmış. Şimdi 60 bin lira kazanç var 500 tane gömlekten 60 bini 500'e bölersek nasıl böleceğiz şu iki sıfırla şu iki sıfırı atabiliriz rahat bölelim diye altının içinde 5 bir kere bir kere 5 5 çıkarıyorum 1 0 onun içinde 5 2 defa 2 kere 5 10 0 0 şurada bir tane 0 kaldı onu da buraya ekliyoruz yani diğer 500 gömleği de 120'şer liradan satmışlar Cevabımız Ceyhan 8. sorumuzda da Elif 72 cm uzunluğundaki Gergin bir şekilde Verilen ipin Toplam 78 şey, 72 cm Bir ipimiz varmış Bir ucundan başlayarak Uzunluğunun 3'te 2'sine Denk gelen kısmını sarı renge Peki 72'nin 3'te 2'sini nasıl buluruz 72'yi 3'e böleriz 72'yi 3'e bölersek e, 24 yapar. Daha sonra bunu da 2 ile çarparız. O da 48 yapar. Yani 48 santimetrelik kısmını sarı renge boyamış. Diğer ucundan başlayarak uzunluğunun 2'de birine yani yarısına denk gelen 72'nin yarısı ne yapar? 36 yani e, 36 santimetrelik kısmını da e, maviye boyamış. Şu tabi mavi kısım sadece burası değil. Boyadığı kısım e, şuranın tamamı yani 36 şurası. Buradan buraya kadar. Dolayısıyla bu boyama işlemin sonunda ipin hem sarı hem de mavi renge boyanan kısmı yeşil renk olmuş. Şimdi buradan e, 48 santimlik kısım e, şuradan şuraya kadar boyandı. Sarıya. Komple sarı oldu. Ee, şuradan da şuraya kadar komple boyandı mavi oldu. Dolayısıyla şu ortadaki kısım hem sarıya hem de maviye boyandı ve otomatikman yeşil renge dönüşmüş oldu. Bu uzunluğu soruyor bize. Kaç santimetre olduğunu. Bu şimdi 48 ile 48 ile 36'yı topluyoruz arkadaşlar. 48 ile 36'yı topladığımız zaman 8, 6 daha 14 elde var. 1, 8, 84 santimetre yapıyor. Yani bu ikisini toplasaydım 84 santimetre yapacaktı. Ama benim ipimin toplam uzunluğu 72. Dolayısıyla bundan da 72'yi çıkarıyorum. 4'ten 2 çıktı. 2, 8'den 7 çıktı. 1, yani 12 santimetrelik arada kalan bu uzunluk olmuş oluyor cevabımız Adana. 9. sorumuza geldik. 9. sorumuzda da Ebru, Fatih ve Gamze eş büyüklükteki pizzaları, pizzalarını sırasıyla 4, 6 ve 8 eş dilime görseldeki gibi ayırmışlardır. Kendi pizzalarından birer dilim yiyen Ebru, Fatih ve Gamze'nin yedikleri pizza miktarları sırasıyla EFG ile gösterilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur? E şimdi tabi daha fazla parçaya bölünen daha küçük olacak arkadaşlar. Dolayısıyla Gamze en küçük olacak. Sonra orta ortanca olan F en az parçaya bölünen de E en az parçaya bölünen dilim tabii ki en büyük dilim. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan 10. sorumuzda en fazla 60 litre su alabilen bir su deposunun içindeki su miktarı 15 litreden fazla 30 litreden azdır. 15 litre ile 30 litre arasında bir su varmış arkadaşlar. Depomuzda en fazla 60 litre su olabiliyormuş. Bu depo ile ilgili Aycan, Beyza, Canan ve Derya'nın ifadeleri şu şekildeymiş. Buna göre bu kişilerden hangileri doğru söylemiş olabilir diyor. Şimdi Aycan deponun 4'te 3'ü doldur demiş. 60'ın 4'te 3'ü ne yapar? 60'ı 4'e bölersek 15. Onu da 3 ile çarparsak 45 yapar. Dolayısıyla 45 litre su olamaz. Çünkü 15 ile 30 litrenin arasında olması gerekiyor. Aycan yanlış. Beyza 12'de 5'i doğrudur diyor. 60'ı 12'ye bölersek 5 yapar. 5'i de 5 ile çarparsak 25 yapar. 25 bu arada olan bir değer. Dolayısıyla bu olabilir. Canan da 5'te ikisi doldur diyor. 60'ı 5'e bölersek 12 yapar. 12'yi de 2 ile çarpacağız. 24. 24 litre yine bu iki değerin arasında o yüzden olur. Derya da 3'te ikisi doldur diyor. Şimdi 60'ı 3'e bölersem 20. Onu da 2 ile çarparsam 40 yapar. 40 bu aralıkta değil o yüzden bu da yanlış. Bize doğru söyleyenleri soruyor. Beyza ve Canan o da Bursa'da. Cevap Bursa. 11. soruda sol kefesinde 2 tane küp kütlesi ve sağ kefesinde bir tane küre bulunan eşit kollu terazinin durumu görselde verilmiştir. Buna göre bu terazinin denge durumuna gelmesi için sol kefesine üçgenlerden kaç tane eklenmelidir? Şimdi baktığımız zaman bu 4 bölü 5 artı 4 bölü 5 yani 2 tane var eşittir 8 bölü 5 8 bölü 5 kilogram bu tarafa baktığımız zaman 3 tam 1 bölü 5. 3 1 bölü 5 ne yapar? Ee, şöyle bileşik kesre çevirdiğimiz zaman 5 kere 3 15 bir daha 16. Yani e, 16 bölü 5 bu taraf. Bu taraf 16 bölü 5. Bu taraf 8 bölü 5. Yani dengeye gelebilmesi için bu tarafa e, 8 bölü 5 tane daha koyması lazım. Yani şunu ee, şu şekilde yazarsak 8 bölü 5, 16 bölü 5. Terazinin dengeye gelebilmesi için bu tarafa bir 8 bölü 5 daha eklemem lazım ki toplam 16 bölü 5 olsun. Peki 8 bölü 5'i üçgenlerden nasıl elde edeceğim? Bir tanesi 1 bölü 5 olduğuna göre, bunlardan 8 tane kullanırsam toplam 8 bölü 5 yapar ve buradaki diğer iki küple beraber toplandığı zaman 16 bölü 5'e eşit olur. Karşı tarafta 16 bölü 5 ve terazinin dengesi sağlanmış olur. Ee, o yüzden cevabımız Ceyhan. 12. sorumuzda şekil 1 ve şekil 2'de verilen daireler eş büyüklüktedir. Şekil 1'deki daire 4 parçaya, şekil 2'deki daire 12 eş parçaya ayrılmış ve bu parçalardan bazıları maviye boyanmıştır diyor. Şekil 1'de maviye boyalı parçanın temsil ettiği kesir yıldız. Bakalım temsil ettiği kesir. 1 bölü 4. Şekil 2'deki mavi boyalı bu parçaların temsil ettiği kesir üçgen. Şimdi 4 tane e, var. 4 tane boyalı var. Toplamda da 12 parça vardı. Yani 4 bölü 12 yapıyor. E, üçgen ve yıldızın toplamının sonucu hangisidir diyor. E, bunları toplamamız gerek o zaman. Payda eşitleyeceğim. Bunu 3 ile genişletmem lazım. 3 kere 1 3. 3 kere 4 12 artı 4 bölü 12 eşittir. 3, 4 daha 7 yapar. Yani 7 bölü 12 cevap Adana. 13. soruda bir e, ondalık sayı vermiş. iki tane ondalık sayı vermiş. Bu gösterimde kare ve üçgen birer rakamdır diyor. E, bu bundan küçük olarak verildiğine göre kare, kare artı üçgenin alabileceği en büyük değer kaçtır? diye sormuş. Şimdi baktığımız zaman bunları karşılaştırırken tabi nasıl karşılaştırıyorduk soldan sağa doğru e, basamak basamak. Burası 3, burası 3, burası 9. Şimdi buraya ben e, 8 verirsem, 8 verirsem otomatikman bu küçük olmuş olur. Çünkü bu 9, bu daha büyük bir sayı şey olduğu için 9'dan daha büyük bir şey olması lazım ya da 9 eşit olması lazım. E, 9'dan daha büyük bir rakam olmadığına göre 9'a eşit olması lazım. Yani burası mecburen 9. Şimdi devamına geldiğim zaman burada 2 var. Ben buraya buraya da 2 verirsem o zaman 925 925 birbirine eşit hale gelmiş olur. Bunun 2'den küçük bir şey olması lazım. O da toplamın en büyük değerini sorduğu için mecburen 1 verebilirim buraya en büyük. Dolayısıyla 9 artı 1 eşittir. Daha doğrusu şöyle yaparsak bu 1, bu 9. 9 artı 1 eşittir. 10 yapar. Cevap Ceyhan olur. 14. sorumuzda verilen toplama işleminin sonucu yıldızdır demiş. Bir yıldızı bulalım bakalım. 8, 5 daha, 13. Elde var 1. 6'ya verdik 7, 7 daha, 14. Elde var 1. 2'ye verdik 3, 3 daha, 6. Arada virgülümüz var. 9, 4 daha, 13. Elde var 1. 2'ye verdik 3, 4 daha 7. Yani 73,643 ya da 73 tam 1643. Bunun onda birler basamağı, onda birler basamağındaki rakamın onda birler basamağı neresi? Burası yani altının olduğu yer. Rakamın basamak değerinden, bunun basamak değeri nedir arkadaşlar? Altının basamak değeri. Ee, o basamak haricindeki her şeyi sıfıra çeviriyoruz yani 0,6 binde birler basamağındaki rakamın binde birler basamağı da burası basamak değeri çıkarıldığında yani bunun basamak değerine bunun basamak değeri de 0,003 bundan bunu çıkarmam gerekiyormuş 0,6'dan 0,03'ü çıkarmam gerekiyormuş ee, sonuç hangisi olur diyor şimdi bu çıkarmayı yapabilmek için Boş kalan basamakları sıfırla doldurmam gerekiyor 0'dan ee, 3 çıkmaz buradan elde aldık elde aldık burası 10 oldu Burası 9 oldu Burası 5 oldu Yani 6'dan bir elde aldık 5 oldu Burası 10 oldu bu 10'dan da buraya bir elde aldık Burası 9'a düştü Burası 10 oldu Şimdi 10'dan 3 çıktı 7 9 direkt aşağıya 5 direkt aşağıya burası 0 virgül yani 0 virgül 597. 15. sorumuza geldik. Burada da görselde verilen silindir şeklindeki özdeş iki sürahinin kaçta kaçının su ile dolu olduğu sürahilerin altına yazılmıştır. Bunun 5'te 1'i bunun da 10'da 9'u dolu ikinci sürahiye birinci sürahideki suyun bir kısmı boşaltıldığında ikinci sürahinin tamamı su ile dolmuştur. Şimdi buna baktığımız zaman zaten paydasını 2 ile genişlettiğimiz zaman 2 bölü 10 yapar. Şimdi bundaki boş kısım kaç? 1 bölü 10. Bu 2 bölü 10. Buraya 1 bölü 10 lazım. Demek ki bu suyun yarısını dökmüşüz buraya. Buna göre ikinci sürahi doldurulduktan sonra birinci sürahinin Kaçta kaçının su ile dolu olduğunu gösteren kesre karşılık gelen ondalık gösterim hangisidir? Şimdi burada 2 bölü 10 vardı. 1 bölü 10'unu buraya döktük. Geriye burada 1 bölü 10 kaldı. Bunun yani bu 1 bölü 10'un ondalık gösterimini soruyor. Onu da virgül atıyoruz. Virgülden sonra bir sıfır olduğu için bir basamak olması gerekiyor. Bunu da buraya yerleştiriyoruz. Yani 0,1 cevabımız Bursa. 16. sorumuzda kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimleri karşılaştırmak için oluşturulan aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi bu e, 7 bölü 25, bu şöyle yapalım 7 bölü 25, bu 28 bölü 100'e karşılık gelir, bu da 14 bölü 100'e karşılık gelir. E, şimdi bunu 4 ile genişlettiğimiz zaman, 4 ile genişlettiğimiz zaman 4 kere 7, 28 4 kere 25, 100 Yani 28 bölü 100 Ve e, diğeri de 28 bölü 100 Birbirine eşit e, Bunlar 28 bölü 100, bu 14 bölü 100 Dolayısıyla diğerlerinden Daha küçük işaretimizi bu şekilde koyuyoruz Zaten doğru olanı soruyor Doğru olan da bu Cevap Adana 17. sorumuza geldik. 17. sorumuzda görseldeki 6 tane pembe, 15 tane sarı ve 4 tane mavi renkli iç içe geçebilen oyuncak parçaların üzerinde sırasıyla P, S ve M harfleri yazılmıştır. Elif pembe renkli parçaların %50'sini pembe renkli kaç taneydi? 6 tane vardı. %50'sini kullandıysa yani %50'si demek yarısı demek 6'nın yarısı 3 tane. Dolayısıyla şöyle yazalım. Pembelerden 3 tane. Sarı renkli parçaların %40'ını. Sarı renkli parçalar kaç taneydi? Sarı renkli parçalar 15 taneydi. 15 tane parçanın %40'ı. Şimdi %40 demek ne demek? 40/100. Şöyle sadeleştirirsek sıfırlar gitti. 2 ile sadeleştirirsek 2 2 ile sadeleştirirsek 5. Yani 5'te ikisini 15'in 5'te 2'si ne yapar? 15'i 5'e böl. 3. Onu da 2 ile çarp. 6. Yani 6 tanesini. Sarıların 6 tanesini. Ne? Mavilerin de %25'ini. %25'i 25'e böl 1. 125'e 25'e böl 4. Yani 4'te 1 demek. Zaten mavi de 4 tane olduğuna göre 4'ün 4'te 1'i 1 yapar. Bir tane de mavi kullanmış olacak. Buna göre Elif'in oluşturduğu yapı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. 3 tane pembe. Bunda yok. Bunlar da var. 6 tane sarı. 2 4 6 bunda var. 2 4 6 bunda var. 2 4 6 8 tane bunda. O yüzden bunu eledik. Mavi de bir tane olacak. Bunda 2 tane var. Bunda bir tane. O yüzden cevabımız Bursa. 18. sorumuzda görseldeki saatlerde Akrep ile Yelkova'nın arasındaki açılar ABCD ile gösterilmiştir. Buna göre açıların çeşidi hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi A açısı tam dik açı. O yüzden Ceyhan ve Denizli'yi eleyebiliriz. B açısı 180 derece yani doğru açı. C açısı bir dar açı. Burada dik demiş. Bunu da eledik. Diğeri de geniş açı. Cevabımız Adana. 19. sorumuzda. Birim karelerin üzerinde A, B, C, D, A, B, C, K, L, M ve N noktaları verilmiş. C noktası ile K, L, C noktası ile yani şunla K, L, M, N noktalarından biri arasında çizilen doğru parçası A ile B noktası arasında çizilen doğru parçasına paraleldir diyor. Buna göre C noktası ile arasında doğru parçası çizilen nokta hangisidir? Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. A ile B noktası arasında çizilen doğru parçası şu. Nasıl bir ilerleyiş var? 2 birim sağa, 1 2 3 birim yukarı şeklinde. Yani bizim de buradan C noktasından itibaren 2 sağ 3 yukarı, 2 sağ 3 yukarı şeklinde ilerlememiz lazım. Şöyle ilerleyelim. 2 sağ 1 2 3 yukarı. Yani şuradan geçecek şöyle geçecek. Geç şöyle geçmesi lazım paralel olması için. K'dan geçmedi yani. 2 sağ 1 2 3 yukarı yani buraya geldik. Buradan devam şöyle devam etmesi lazım. Yani N noktasından geçiyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizli. 20. sorumuzda kareli kağıt üzerinde KLM harfleriyle gösterilmiş üçgenler verilmiştir buna göre üçgenlerin açı özelliklerine göre sınıflandırılması hangisidir diyor. Şimdi burada K gördüğünüz gibi dik bir açısı var. Dolayısıyla K dik açılı üçgen olacak. Yani şu ikisi elendi. burada M'ye baktığımız zaman hani gözümüze ilk çarpan M de geniş açılı bir üçgen gördüğünüz gibi. Geniş açı var şurada. O yüzden M'ye de geniş açılı üçgen diyoruz. Yani şunu da elemiş olduk. Geriye Diğer de zaten L'de dar açı hepsi. Dar açılı üçgen. Cevabımız Adana. 21. sorumuzda ABCDE çokgeni verilmiştir. Buna göre bu çokgen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 5 tane köşesi var. 1, 2, 3, 4, 5. Doğru. 5 köşesi varsa zaten 5 tane iç açısı da vardır. E, AC bu çokgenin bir köşegenidir. AC yani şu çizgi bunun bir köşegenidir. Doğru. BD bu çokgenin bir kenarıdır. BD'ye baktığımız zaman şöyle gider BD. Dolayısıyla bu da bir köşegendir. Bir kenar değildir. O yüzden cevap denizde. 22. sorumuzda dikdörtgen şeklindeki bir yolda e, beyaza boyanan dikdörtgen biçimindeki şeritler gösterilmiştir. 45 desimetre e, beyaz şeritler. 75 desimetrede aralıkları var. E, 2164,5 metre uzunluğundaymış yol. Şeritlerin her birinin uzunluğu 45 desimetre ve e, ardışık iki şerit arasındaki mesafe 75 desimetredir. Buna göre bu yolda kaç tane şerit vardır diyor. Şimdi burada e, şöyle yapacağız. Öncelikle bizim bu e, ...elimizdeki değerleri birbirine dönüştüreceğiz. Yani bunu mesela e, desimetreye çevirelim. E, 2164,5 metre kaç desimetre yapar? Bunu 10 ile çarptığımız zaman virgül bir basamak sağ tarafa doğru kayar. Ve 21645 desimetre yapar. Dolayısıyla e, şimdi elimizde 45 desimetre başlamış... 45, 75, 45, 75, 45, 75 diye gidiyor, en son 45 ile bitiyor. Şu en sonki 45'i ben buradan çıkarırsam, yani yolu buradan kesersem, ne olur? 45'i yani beyaz gri, beyaz gri, beyaz gri, beyaz gri, beyaz gri şeklinde ilerliyor, en sonunda da beyaz gri olup burada kalacak. Yani şuradaki beyaz fazlalık gibi e, düşünebiliriz. Bu 45'i buradan bir çıkaralım? Yani 21.645'ten bu sondaki 45'i çıkarırsak 21.600 kalıyor. 21.600. Bu 21.600 nelerden oluşuyor? Beyaz gri, beyaz gri, beyaz gri bu şekilde ilerleyen bir örüntüden oluşuyor. Şimdi beyaz gri toplam uzunluk kaç bu? Beyaz ve gri'nin toplam uzunluğu şuradan şuraya kadar 75 45 daha 120 yapar. Yani 120 desimetrelik bir uzunluk bu. 120, 120. Bakın şöyle 120, 120, 120, 120 diye gider. Buraya kadar. Peki ben bu sayıyı 120'ye bölersem kaç tane bunlardan oluşmuş demektir? Hemen şu sıfırla şu sıfırı atabilirim. 21'in içinde bir defa 12 çıkardım. 11'den 2 çıktı. 9, 0. 9'un yanına 6'yı indirdim. 96'da 8 defa var. 8 ile çarparsak 96, 0, 0, buradaki 0'ı da buraya koyduk. Yani 180 defa bunlardan var. 180 defa bun, beyaz, gri, beyaz, gri, beyaz, gri var. Dolayısıyla bu ne demektir? 180 tane beyaz çizgi demektir. 180 tane beyaz çizgi. Ama tabii burada bir de en sonda konulan bir beyaz çizgi var. Bir tane de o toplam 181 beyaz çizgi yapıyor. Cevap denizde. 23. sorumuzda Ayhan evi ile okulu arasını 900 saniyede gitmektedir. 900 saniye hemen arkadaşlar bu 900 saniyeyi bir e, dakikaya çevirelim. Yani 60'a böleceğiz. Şunlar gitti. 9'un içinde 6 1. 1 kere 6 6 3 0 30 da 5 kere 5 kere 6 30. Yani 15 dakikada gidiyormuş e, evinden okuluna. Evden ee, 8:25'te çıkan Ayhan hiç durmadan okuluna gitmiş. Okuluna gitmiş yani e, 08:25'ten 15 dakika daha buna eklersek ne olur? 10 elde var. 1, 2, 4, 08.40'da okula varmış oluyor. Ve okulda 315 dakika zaman geçirmiş. 315 dakika peki e, 315 dakika e, ne yapar? Kaç saat yapar? Bunu da 60'a bölüyoruz yine. 5 kere, 5 kere 0, 0 5 kere 6, 30 çıkardık. 5, 1, 0 yani 5 saat 15 dakika yapıyor. Bunun üzerine biz 5 saat 15 dakikayı eklersek 5 5, 8, 5 daha 13 yani 13.55 yapıyor saat. Son dersi bitmiştir bu süreden sonra. Ayhan'ın son dersi bittiğinde saat kaçtır? Saat 13.55'tir arkadaşlar. Cevap Bursa. 24. sorumuzdayız. Bir sınıftaki öğrencilerin uzaktan eğitim derslerinde kullandıkları teknolojik aracın türüne göre sayıları tabloda verilmiştir. Bilgisayar 13, tablet 5, cep telefonu belli değil. Cep telefonu kullanan öğrenci sayısının yazdığı bölüme mürekkep dökülmüştür. Uzaktan eğitim derslerinde en çok kullanılan araç bilgisayar. En az kullanılan araç tablet olduğuna göre bu verilere ait sütun grafiği hangisi olabilir? Şimdi en çok kullanılan araç bilgisayar diyor. O yüzden grafiklerde bilgisayarın en yüksek olması lazım. Burada bilgisayar telefondan daha az. O yüzden bu olmaz. Bilgisayar burada en fazla. Burada da en fazla. Burada da en fazla. Ee, en az da tablet olduğuna göre Tablet burada eşit. O yüzden olmaz. Tablet burada telefondan fazla olmuş. Olmaz tablet en az telefonda ortalarda bir yerde cevap Bursa. 25. sorumuz ve son sorumuz. Bir sitede oturan kişilerin evlerinde besledikleri hayvanların türüne göre sayıları grafikte verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Balık besleyen kişi sayısı kuş besleyen kişi sayısının yarısıdır. Kuşlar 12, balıklar 6. 12'nin yarısı 6'dır. Yani doğru. Kedi besleyen kişi en fazladır diyor. Kediler en fazla 18. Doğru. Köpek besleyen kişi sayısı yani 16 kişi balık besleyenlerin 3 katıdır diyor. Balık besleyenler 6 kişi. 6'nın 3 katı 18 yapar. 16 değil. Dolayısıyla bu yanlış. Balık besleyen kişi sayısı en azdır. Evet balık besleyen en az sayıda 6 kişi. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız Ceyhan. Böylece Matematik testinin sorularını çözmüş olduk arkadaşlar.